Samuray Necati, hocası ve mentoru Orama Koma Burama Ko'dan üstün samuray eğitimi alıyordu. Hocası Necati'ye tüm bildiklerini öğretiyordu. Necati doğuştan gelen yeteneği ve azmi sayesinde çok çabuk kavruyor, önemli bir samuray olma yolunda hızlı adımlarla ilerliyordu. Yakın dövüşteki becerisi de hocasının gözünden kaçmamıştı. Necati yakın bir zamanda Kalradi'yi titretecek bir savaşçı olacaktı. Bir gün hocası Orama Koma Burama Ko köyüne dönerken alevleri fark etti. Hızlıca katanasını çekip saldıran hainlerin üzerine yürüdü. Fakat hainler çok kalabalıktı. Ama yine cesurca savaşmak istiyordu Orama Koma Burama Ko. Hainler hep birlikte saldırıp hocayı gafil avlamışlardı. Orama Koma Burama Ko son nefesini verirken Necati yanına yetişmişti. Ve kulağına kutsal emanetlerle ilgili birkaç cümle fısıldamıştı Orama Koma Burama Ko. Necati, hocasının intikamını almak için yemin etmişti. Kutsal emanetleri de almak isteyen Necati, ilk olarak hocasının katanasından başladı. Hızlı bir şekilde yola koyuldu. Önünde yapması gereken çok şey vardı. Gittiği köyde bir sandığın içerisinde kutsal emanetleri buldu. Necati hiç vakit kaybetmeden kutsal emanetleri üzerine geçirdi ve yeminini bozdu. Artık hocasını öldürenlerden intikam almak için her türlü sebebe sahipti ve Kalradia bunun bedelini ödeyecekti. Ve sonunda büyük üstadımız Orama Koma Burama Ko'ya hainlik yapan Osakova The Second Horasha'yı bulmuş bulunmaktayız. Ona gerekeni yapacağız. Unutamayacağı bir ders vereceğiz. Askerlerimiz de onun cezasını kesmek için ant içmiştik. Bugün onurunuz için saldırın benim cesur samuraylarım. İntikam soğuk yenen bir yemekti. Osakova savaşta esirim olmuştu. Sen Hosokova, benim üstadım Orama Koma Burama Ko'yu öldürüp beni bir Oni yaptın. Şimdi bu Oni senin cezanı kesecek. Cehennemde görüşürüz. Evet sevgili dostlar, Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz. Yepyeni bir modu da size böyle ufak bir hikayeyle anlatmak istedim. Aslında oldukça keyifli, yani oyuna eklenebilir. Hatta oyunla böyle oynanabilir gibi. Çünkü neden? Oyuna bir krallık daha ekliyor. Gördüğünüz üzere 4 tane şehir ekliyor arkadaşlar. 2 tane veya 3 tane de kale olması lazım. Bakayım, burada bir kaleleri var. Burada bir kaleleri var. Evet, 2 kale 4 şehir ekliyor arkadaşlar. Gayet güzel bence, bir krallık daha oyuna eklenmiş oluyor. Şöyle ansiklopediden de bakacak olursak Tetsujin diye bir krallık eklemiş oluyor arkadaşlar. Bu krallığın yerleri de bunlar: Akuson, Horashi, Kuyoten, Kono Saki, Koshei Castle, Hosokova Castle gibi. Hatta Hanzo. Hanzo bunların lideri görünümde. Hanzo'nun arkadaşlarını görebilirsiniz. Aynı şekilde paralı askerler grubu da var. Biraz önce kestiğimiz mesela bir paralı asker grubuydu. Burada bütün klanların isimleri, bütün klanların lordları, yeni yeni lordlar, yeni yeni böyle Japon lordları size oyuna eklemesini sağlıyor. Bununla bitiyor mu? Bitmiyor tabii ki. Çünkü neden? Kendine özel asker ağaçları da var. Onları da size göstermek istiyorum. İki çeşit yine normal asker ve özel asker olarak, yani tier 6'ya yükseltebildiğimiz askerler var. Oyun şu anda bu askerlerin isimlerini size doğru gösterebilmek için ben oyunu İngilizce yaptım. Türkçe yaptığımızda bunlar Kuzeyit Archer falan gibi çıkabiliyor, bilginiz olsun. Şimdi Testojin Recruit'ten iki yöne doğru gidebiliyoruz. Birini okçu yapabiliyoruz, birini direkt katanalı bildiğimiz piyade yapabiliyoruz. Bu piyadeler de kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Onlar da ağır katanalıya doğru ilerleyip veya da ağır spearman veya mızraklı atlıya evrebiliyoruz arkadaşlar. Mızraklı atlılar da gördüğünüz gibi gayet başarılı. Ellerinde yari diye bir özel silah var. Bu yari one handed polearm diye geçiyor. Yani direkt saplamalı, koltuklanmış karga gibi bir özelliği var sanırım diye düşünüyorum. Light katana var ellerinde ve bir de shield'leri var. Tabii ki zırhları falan çok çok başarılı görünüyor. Tam o samuray düzenini vermiş. Okçudan devam ettiğinizde de okçuları en son olarak ikiye bölebiliyorsunuz. Bir böyle veteran longbowman yapabiliyorsunuz. Uzun böyle menzilli ok atabilen. Bir
de atlı okçu yapabiliyorsunuz ki bu Kuzey atlı okçularıyla hemen hemen aynı statlara sahip olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gayet başarılılar, gayet yetenekliler bu konularda. Onu da size söylemiş olayım sevgili dostlar. Bunların özel birliğine bakacak olursak arkadaşlar, özel birlik de Tetsujin Kuzoki Warrior'dan ortaya çıkıyor. Tetsujin Kei Kilai diye atlı birliğe çevirebiliyorsunuz bunları. Böyle şövalye tarzında, tadında atlı birlikler ki zaten en üst seviyesi inanılmaz. Lordların giydiği falan zırhtan var üzerlerinde falan. Çok başarılı, çok güzel görünüyor. Aynı şekilde bunların özel birlikleri de buradan zırhtan adamın maskesi mi çıkmıştı ben mi yanlış gördüm? Bir dakika ona bakmak istiyorum. Aa herifin bıyığı zırhtan mı çıkmış? Yok ağız bölümüymüş, tamam peki. Bak aa Tetsujin Oni'ler gerçekten muazzam. Biz de karakterimizi böyle hikayede Oni'ymiş gibi yaptık. Oni de bu Japon kültüründeki canavarlara, iblislere, şeytanlara verilen isim. Ki bu kesinlikle çok iyi abi. Bu Tetsujin Oni'lerden yapıp oynamamız lazım. Şimdi biz de ordumuzu toparladık. Yaklaşık bir 20 kişilik ekip toparladık. Karışık karışık bunları geliştireceğiz. Şu anda zaten gittik bunlara saldırdık. Bunları kestik ama bunlar bize saldıracak mı bilmiyorum. Bakalım saldırırlarsa nasıl bir saldırma olacak veya nasıl birbirimize gireceğiz oradan da bir görelim. Yetenek ağacında falan herhangi bir değişim yok arkadaşlar. Onu söyleyeyim öncelikle. Orada herhangi bir değişiklik göremeyebilirsiniz. Yakaladım seni Odada Second Orosha. Hain kalleşliği yapanlardan biri senmişsin. Orama koma burama koğustamı öldürenler benim emrimde hepsi bir bir kılıçtan geçirilecek. Samuray Necati askerleriyle beraber saldırı emrini vermişti. Bu elimizde aldığımız silah da arkadaşlar yine bir Japonlara ait bir silah. Bu zırhlar falan hepsi A'dan Z'ye. Oyunun zırh moduyla beraber gelen modlar. Silahlar daha doğrusu öyle söyleyeyim. Şimdi bu mesela koltuklanmış kargı muhabbetini bunu da denemek istiyorum. Başarılı olamadım. Ya koltuklanmış kargı vuruşunu çok yapamıyor biliyoruz galiba ya anladığım kadarıyla. Bu elimdeki silahı da çok beğenmedim zaten ben katanayı ama katanayla oynamak gerçekten eğlenceli. Bakayım şöyle. Oha atıma vurup duruyor. Lan! Oğlum kafanıza katanayı yersiniz ha. Gerçi askerlerim de birazcık kessin istiyorum ama levelleri artsın hızlı bir şekilde. Güzel. Askerlerimiz güzel kesiyor. Horosho Recruit. Bu Horosho Recruit'ler de herhalde bunlara özel. Bu Horosho aynı gizli elin askerleri falan filan var ya aynı o muhabbet. Bunların da bir yetenek ağacına bakalım şimdi. Atlısı kaçıyor ama onu yakalayıp koltuklanmış kargı damage'i vermek istiyorum. Oy ağacın içinden geldi üzerimize doğru. Oha benim atımı düşürdü. Katanayla falan çok bedes görünmüyor mu ya? Last Ronin. Evet askerlerimizden şimdi at ihtiyacımız varmış. Peki tamam at alalım abicim. Ata doğru geliştireceğiz. Bunları soldan gidiyordum. Yani buradan sağdan da gidebilirim ya. Şu onileri bir görelim. Bir tanesini öyle yapalım. Bir tanesini atlı yapalım. Footman. Birini Spearman yapalım. Bunlar iki kişi zaten. Biri de Tetsujin Trained olsun. Tamam. At birazdan alırız. Veya zaten buradan geldiyse oradan da hallederiz. Aynen buradan da gelmiş. İlk atlı birliğimizi atlamış olduk arkadaşlar. Tetsujin Kei Keila diye. İlginç bir atlı birlik. Benim hoşuma gitti şahsen. Ben beğendim. Bu Horoşaların asker ağaçlarını nereden görüyorduk? Ona da bir bakmak istiyorum. Horosho Kanaba Warrior diye direkt bunlar var abi. Horosho Recruit'ler var. O da zaten direkt Kanaba Warrior oluyormuş. Bir de bunların Spearman'leri var. Atlı birlikleri yok galiba. Bu Horoşalar sadece 3 tane birlikten oluşuyor. Okey tamam. Bunu da görmüş ve öğrenmiş olduk. Sen benim üstadımı öldüren hain girişimin içindeki pislik. Seni de yok edeceğim. Güzel bir turnuvaya falan katılmak istiyorum. Turnuva var mı? Bakalım bir arkadaşlar. Varsa turnuvaya bir girelim. Evet Akuson'da bir turnuva bulduk arkadaşlar. Burada turnuvaya katılacağız bakalım. Arenada neler yaşanacak? Turnuvada nasıl olacak? Üstümüzde gerçi iyi zırhlar var. Ama iyi de bot da veriyormuş. Hadi bakalım neyse turnuvamızı yapalım abi. Bahisimizi de basalım. Katana mı verecek? Oha ne verdi lan? Oha ninja yıldızı. Ninja yıldızı atabiliyoruz. Ninja yıldızı abi çok iyi. You will die. Liki de match vurdu. Katanamı çektirmeyecektiniz köpekler. Allah'ım. Dayanmalısın. Dayan Samuray Necati. Samuray Necati. Ortalığın içinden geçmeyi bildi Samuray Necati. İkinci round. Hadi bakalım. Bu sefer değişik başka bir silah verdi. Oha. Sallıyor elinde. Çok hoş. Gebereceksiniz. Yeşil Samuray Necati hepinizi yok edecek. Yeşil Samuray olduk ya. Ama şu hareket çok hoşuma gitti ya.
Musuko, kılıcımın altında savaş alanından çekilmek zorunda kalmıştı. Ooo, Samuray Necati. Son round'a geldik. Yine basalım. Yo, çeyrek ve yarı finaldeyiz. Yine bu silahı verdi. Peki. Benden kurtulamazsın. Seni aşağılık. Hepiniz Samuray Necati'nin nedenli önemli bir kahraman olduğunu öğreneceksiniz. Evet, son round artık katana fight. Samuray Necati kendisi yapsın, biz de fight'i izleyelim arkadaşlar. Bakalım kesebilecek miyiz? Evet, kesemeyeceğiz gibi. Samuray Necati. Ağzına tükürdüm. Güzel, turnuvayı da kazanmış olduk. Üzerimizdeki neden bok yeşil oldu bilmiyorum. Gayet başarılı, gayet başarılı arkadaşlar. Gayet istediğim tatmini elde ettim yani bu samuray moduyla aslında baktığınızda. Kendi özel askerlerinin olması, haritaya yeni şehirler ekliyor olması bence gayet başarılı olmuş. Şu bölge daha önce haritada açık mıydı hatırlamıyorum ama buranın açılması bence güzel olmuş kesinlikle. Ben Üçün Flük'ten sonra şurasından sonrası açık değildi diye hatırlıyorum. Burayı açmışlar. Zaten burası bakar mısınız arkadaşlar? Harita buradan böyle devam da ediyor yani. Buralara da daha bir sürü şey gelebilir yani. Özellikle bir Hunlar mesela, böyle şuradan şu bölgeden gelecek bir Hun tehdidi olabilir. Buradan denizlerden gelecek bir, zaten Bretwalda tarzında bir mod geliyor ki bakın şurada bir bölge var. Bu bölge zaten tam Vikinglerin geleceği bölge. Bunları yakın zamanda bekleyebiliriz arkadaşlar. Bu modda bence gayet başarılı olmuş. Ben şahsen beğendim. Bakalım şöyle bir de büyük bir orduyla savaşa girsek aslında iyi olur. Onun için bir öncesinde askerlerimin levelini bir arttırayım. Bir üst düzey askerlerle bakalım nasıl oluyormuş, savaş görelim. Evet. Bakalım şimdi. Bütün askerlerimiz full gelişti arkadaşlar. Bakalım ne olacak, ne bitecek. 56 kişiye saldırıyorum ama bütün askerlerim gelişik. Yani bir tanesi bile alt düzey değil. Şöyle bir bakalım. Bunu da böyle bir Fall of Surgeons'a verelim. Savaş modunda izleyelim. Bunlar atlı okçularımız. Çok ilginç, değişik bir ok kullanıyorlar arkadaşlar gördüğünüz üzere ellerinde. Farklı uzun bir longbow tarzı bir ok var. Yani bu Japonların kullandığı silahlara demek ki longbow'u da yapmışlar. Kafalıkları da çok ilginç. Diğer birliklerimize bakacak olursak. Bunlar bizim şövalye birliğimiz. Abi çok şekilli mi ya? Bunlar da piyadeli askerlerimiz. Balta malta fırlatıyorlar. Bak bak hareketlere bak. Evet yani bence oldukça güzel bir mod olmuş. Yapanların eline sağlık. Tetsujin AKA Ronin modu arkadaşlar. Şöyle bir aslında hücum versem. Hadi hücum verelim. Bir dakika, kimin kimden olduğunu göremiyorum arkadaşlar. Çok şey olmadığım için, hakim olmadığım için. Onu hemen ayarlardan düzelteyim. Bu Friendly Troops Banner Opacity'yi arttırınca o kafaların üzerinde yuvarlağı görebiliyorsunuz. O Banner Opacity'yi sıfır yaparsanız benim gibi yuvarlağı görmeyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da size bir bilgi olarak geçmiş olayım. Oha, şurada büyük bir savaş çıktı. Bizim Samuray Necati kesip çıktı aralarından. Piyadelerimiz geliyor. Bakalım ne kadar etkili olacaklar. Ellerinde katanalarıyla saldırıya başladılar. Sword Master'larımız var. Normal şeylerimiz var. En üst seviyeye getirdim askerlerimi. Güzel. Bu kadar kalabalık olmalarına rağmen iyi kestiler diye düşünüyorum. Okçularımız kaçıyor. Yine atlılar geçerken çatır çutur kesiyor valla. Yani boşları yok. Samuraylar güzel dövüştüğünü söyleyebilirim arkadaşlar. Buradan bakayım, biraz da biz kendimiz oynayalım. Bunu bir daha deneyeceğim, koltuklanmış kargı muhabbetini. Vuramadım. Samuray Necati level atladı. Yukarıdan geleyim, bir koltuklanmış kargı yapayım bakayım da aşkım. Bir de alacağım işlerine bu sefer. Yok abi, koltuklanmış kargo olayı bende çalışmıyor mu, ben mi vuramıyorum anlamadım yani. İstediğim gibi değil. Ama bizim adamlar saldırdı mı 2-3 kişiyi öldürebiliyorlar, o nasıl olacak? Biz öldüremiyoruz ama askerlerimiz öldürebiliyor yani. Saldır bakayım. Abi atlı okçular fena yalnız, patır kütür vuruyorlar. Herifler kaçmaya çalışıyor. Karşılarında attan inip katanayla onları bekleyeceğim. Gelin buraya köpekler. Katanamın tadına bakacaksınız. Atlı okçularımız gerçekten işini yapıyor ya arkadaşlar. Bayağı vurma olayı falan fazla. Ve çift stack okları var. Aynı Kuzeyt atlı okçuları gibi. Bilmiyorum, bence yani güzel olabilir. Yani özellikle Kuzeyt'le bunlar kafa kafaya savaşırlar gibi geliyor bana. Bunların zırhları çünkü bir tık daha iyi. Belki Kuzeyt'leri kesebilirler bile. Hatta ulan niye şey yapıyoruz ki, deneyelim hadi. Evet, Monchun karşısında 300 tane atlı okçuyla gireceğim bakalım. Neler olacak, neler bitecek göreceğiz. Ya bunları ben size aslında şeyde göstermeye çalıştım. Hızlı savaşta göstermeye çalıştım ama istediğim gibi olmadı. Neyse, bu şekilde izleyeceğiz. Evet, Sojinlerin okçuları Kuzeyitlere karşı. Bakalım ne kadar etkili olacaklar. Kuzeyit'in üzerine ölüm yağmaya başlamıştı. Üf. Oğlum yok eder ki bunlar.
Böyle bir şey yok. Böyle bir öldürme şekli yok. Bir de kafadan vuruyorlar habire. Bitti abi, şeyin okşusu kalmadı ki, atlı okşusu. Abi biraz imbo yapmışlar. Biraz değil, bayağı bir imbo yapmışlar. Çok fena öldürüyorlar, şuna bak. Ulman, Monçuk hepsi gitti arada, vallahi yok oldu. Atlı okçular. Abi yok ettiler, böyle bir şey yok. Yani bu modu indirirseniz arkadaşlar oyunun en güçlü atlı okçu birliğine sahip olabilirsiniz, onu söyleyeyim. Battle test'te yapmaya çalıştım ama şu anda 1.6.1'e uygun bir battle test bulamadım. Oyunun kendi battle testinde de şeyleri bulamıyorsunuz. Bu tetsojinleri bulamıyorsunuz. Neyse, buradan görmüş olduk en azından, yani bizden 100 kişi fazla olan orduya böyle bir saldırı yaptık ve yok ettik adeta ya. Yani atlılar gerçekten inanılmaz. İnanılmaz yani. Böyle bir kesme şekli yok ya. İnanılmaz kuvvetli, inanılmaz. Yani ben bu kadar kuvvetli bir orduyla karşılaşacağımı inanın düşünmüyordum. Ama adamlar gerekeni yapmış babacım. Yani samurayların bu kadar kuvvetli. Tabii ki bu atlı askerleri bu seviyeye getirmek kolay değil. Bunları kasmak falan bayağı vakit alacaktır ama gerçekten fazla kuvvetli olmuş. Sildiler süpürdüler ya, bir ölü verdik ya. Bizden 100 kişi fazla olan orduya karşı bir ölü verdik, bir ölü. Bunu her yere alırsınız ya. Vallahi bravo diyoruz. Bravo diyoruz, ne diyelim abi. Böyle bir kesme şekli mi var ya? Böyle bir kesme şekli yok arkadaşlar. Yani 300 tane Kuzuki Horse Archer'ınız olduğu zaman bayağı bir adamın içinden geçebilirsiniz. Yani bu askerlere bir daha şöyle bir bakacak olursak, bunların gerçi silahları falan filan gayet iyi. Gayet başarılı. Bunların direkt özelliklerini görebiliyor muyuz? Görebiliyoruz. Bow 260, Two-Handed 220. Yani bunlar aslına baktığınızda Kanabo diye bir silahları var. Bu Kanabo'yu da çektiklerinde bayağı ölümcül oluyorlar. Oradan onu anlayabiliriz. Peki Kuzeyt atlı okçusunun bow'u kaçtı mesela? Kuzeyt Horse Archer'ın bow'u arkadaşlar 130. Abi çok düşük. Şeyleri peki? Kuzeyt'in en iyi askerlerine bakalım. Kuzeyt Khan gardına baktığımızda aslında onların da bow'u 260 olduğunu görüyoruz. Hemen hemen pek bir farkı yok. Riding'leri hatta biraz daha fazla. Ama tabii two-handed'larında o kadar iyi değiller. Polearm'da iyiler. Polearm zaten ellerinde tuttukları silah da polearm olduğu için bir problem oluyor. Yani kafa kafaya kapışacak. Belki de onlardan iyi olan bir birlikten şu anda bahsettiğimizi söyleyebilirim arkadaşlar. Bow 260 çünkü, yani gerçekten hiç az değil. Bunların dediğim gibi bow'ları da 260. Aynı oranda okçuluk yeteneklerine sahipler. Testojin modu bence sınıfı geçti. Güzel bir mod olmuş. Keyifli olabilir. Bununla ilgili ileride bir seri de yapabiliriz. Biraz daha böyle modun gelişmesini bekleyebiliriz veya biraz daha ayrıntıların gelmesini isteyebiliriz. Hani bununla mesela içine biraz da hikaye modu falan katıldığında bence çok eğlenceli bir seri olabilir diye düşünüyorum. Samuray Recati ve Testojin modu incelememiz bu kadardı arkadaşlar. Sizlere de açıklamalara bırakıyorum. Herhangi bir sıraya gerek yok. Oyunun normal native game'lerinin altındaki herhangi bir yere kurmanız yeterli modu oynamak için. Başka yapmanız gereken bir şey yok. Yani native'di, custom battle'di, bilmem neydi. Onun altında herhangi bir sırada olsa yeterli. Açıklamadaki linklerden de modu görüp indirebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Yorumlarınızı merak ediyorum. Beğendiyseniz bir like atmayı, takip etmeden, abone olmadan bizi izleyen kullanıcılar da abone olurlarsa çok sevinirim. Görüşmek üzere. Bye.